başlayıp biteli 6 sene oldu. Gezi direnişi aslında bitmedi. Gezi'de katledilenlerin üzerinden 6 yıl geçti. Katiller hala serbest, hala koruma altında, hala cezasızlıkla ortalarda aramızda dolaşıyor. Bugün Ethem'in katiline para cezasıyla koruyup kollayanlar, atlamaya çalışanlar, Gezi'de direnenlere, Gezi'de mücadele edenlere cezalar yağdırmaya çalışıyorlar, davalar açmaya çalışıyorlar. Katlederek aslında Gezi direnişini, Gezi direnişinde başlayan o isyanı, o kini, bütün toplumun kinini dindirmeye çalıştılar, susturmaya çalıştılar. Aslında bunu başaramadılar. Belki bir sessizlik var şu anda. İçinde bulunduğumuz koşullarda bir sessizlik var. Ama Gezi'den aldığımız, hatta 15-16 Haziran işçi direnişlerden aldığımız bilinç ve sınıf kini ve Gezi isyanının başlattığı o nüveler hala yer yer devam ediyor. Bugün birçok yerde işçi sınıfının direndiğini görüyoruz. Küçük küçük de olsa. Bu baskılar, sömürü, zulüm arttıkça aslında isyan da büyüyecek, sınıfsal kin de büyüyecek. Bunu onlar da biliyorlar. Ve bu büyümekten korktukları, büyümesinden korktukları şeyi durdurmak için de aramızdan seçtiklerini, kendilerince tehlikeli gördüklerini katlederek bizi susturmaya, korkutmaya ve geriye çekileceğimizi, çekilmemizi sağlamaya çalışıyorlar. Ama onlar da biliyorlar ki korkuları çok büyük ve korkuları sayesinde bize yaptıkları baskılar, katliamlar bizleri sindiremeyecek. Belki bugün sesini çıkaran bir avuç insan var. Belki mücadeleye devam eden çok az kitle var. Ama o büyük kitlenin, o işçi sınıfının içindeki o isyan dalgası sessiz büyümeye devam ediyor. Ve en ufak bir şeyi bulduğunda ortaya çıkacak ve bütün kitleyi saracak. Bugün katilleri atlayanlar, katilleri emir verenler kendilerini koruduklarını, katilleri atladıklarını düşünüyorlar ama biz biliyoruz ki işçi sınıfı da, halk kitleleri de eninde sonunda o katillerin de cezasını verecek. Kendilerine baskı ve sömürü zulmü olan bu düzenin de sonunu getirecek. Buradan doğru şunu söylüyoruz. Gezi direnişçilerine açılan davalar gün geçtikçe artıyor. Ama şunu söylemek gerekiyor. O adaletsiz yargı saraylarında, o mahkeme salonları, Gezi direnişinde direnişine katılanlar, orada mücadele edenler için değil, aslında o kurdukları mahkeme salonları, yargılamaya çalıştıkları Gezi direnişçilerinin onları yargıladıkları salonlara dönüşecektir. 24-25 Haziran'da da Gezi yargılaması var İstanbul Silivri'de. O yargılama salonları da aslında kendilerinin yargılandıkları salonlar olacak ve Gezi direnişini, Gezi'ye katılanları yargılamayı başaramayacaklar. Buradan başka bir şey daha söylemek istiyoruz. İşçilerin sesini farklı şekillerde, sanatsal ve müziksel alanda duyurmaya çalışanlar da yargılanıyorlar. Soruşturmalar açılıyor. Bunlardan bir tanesi de Alpay. Alpay fabrika kızı, işte Eylül'de gel gibi yaptığı müziklerle aslında işçi sınıfının çeşitli bölüklerin çeşitli sorunlarını kendi dilinde, kendi sanatsal anlayışıyla topluma duyurmaya ve sesini yükseltmeye çalışmış biridir. En son işte Deniz Gezmişler, evet. Yusuf Aslanlar için yaptığı müzikler, Gezi direnişinde katledilen çocuklar için yaptığı müzikler ve Ethem'in Sessiz Çığlığı diye adını verdiği yaptığı müzikle Gezi direnişinden kaynaklı kendisine örgüt propagandası yapıyor diye soruşturma açıldı. Buna karşılık da Alpay, Gezi'yi savunmak teröristlikse biz teröristiz dedi ve bunun arkasındayız dedi. Biz Alpay'a ulaştık, onu bu anmaya davet ettik. Ancak Alpay'ın yoğun bir konser yoğunluğu programı olduğu için buraya gelemeyeceğini, Sayfa anneye çok selam söylememizi iletti, yüreğinden öptüğünü iletti. Ve buraya gelen Ethem yoldaşım yanına onunla, onun ölümsüzlüğünü bir kez daha anmaya gelen, onun mücadelesini yükseltmeye söz veren, bunun için bir kez daha buraya gelen bütün dostlara, yoldaşlara selamını iletti. Yüreğimle sizinleyiz dedi. Buradan bunu da iletmiş olalım. Biz de diyoruz ki Gezi
ve kendisinden olmayan herkese terörist yaftasını sunan ve yargılama koşullarını açmaya çalışan, yargılama soruşturmalar açanlara diyoruz ki Gezi'yi savunanlar, sınıfı savunanlar, emeği hakkı savunanlar, sınıfsal mücadeleyi savunanlar terörist değildir. Açtığımız yargılamalarda biz onların yanında olacağız, onları yalnız bırakmayacağız, Alpay'ı da yalnız bırakmayacağız diyoruz. Ethem yoldaşının başka bir özelliği de şuydu, bunu da belirtmek gerekiyor. İnşaat sendikası kurulma aşamasında, düşünce aşamasındayken o tartışmaları, nasıl bir sendika olması gerektiği konusundaki tartışmalar içinde bulunan fikir babalarından biriydi. Ve onursal başkanları İnşaat Sendikası'nın da buradan doğru da İnşaat Sendika temsilcisi arkadaşımıza ben sözü vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Dostlar, Ethem'i kaybedeli 6 sene geçti. Ethem hem sendikamız açısından hem Türkiye İş İstihdamı açısından yiğit, militan, proleter bir devrimciydi. Halkın yoldaşıydı. 12 Ekim 2015 Ankara katliamında yitirdiğimiz sendika kurucularımızın Ethem'i kaybettikten sonraki anlatımları, Ethem'in sendikaya kum taşıdığı, tuğla taşıdığı, bunu hani ömrünün sonuna kadar taşımaya devam edeceğini sürekli anlatırlardı bize. Zarip arkadaş zaten her şeyi anlattı, ben çok uzatmayacağım. Bugün Ethem için hala buradaysak, biz Ethem'le beraber bu sendikal mücadelemizi yürütüyoruz. 10 Ekim Ankara katliamını yitirdiğimiz sendika yöneticilerimizle beraber yürütüyoruz. Teşekkür ederim.